Değil mi? Aç kalacak değiliz herhalde. Değiliz de dükkan kaldı da konuşuyorsun. Nerede yapacağım berberliği ha? Ya dur be kadın ya, dur. Bir dur. Bulacağız bir hal çaresini. Bak sana ne diyorum. Ben de o dükkanı geri alacağım. Göreceksin. Alacağım, alacağım da hangi parayla alacağım ha? Az demedim sana 3-5 kenara koy diye. Ama sakalım yok ki lafım dinlensin. Bak hele, vırrık. Ne bağırıyorsun sen 10 bin lira, 10 bin lira? Serap Hanım bebeği bulana mükafat verecekmiş. Hem de 10 bin lira. Allah Allah. Bak hele, Gülizar. Sen burada ne arıyorsun? Kabak Hafız Efendi'ye bakmaya geldiydim. Evde mi kendileri? Yok. O artık Ramazan'da kalıyor. İyi madem. Bak hele. Sen neden arıyorsun kabağı? Sani. Gelir gelmez tenekenin muhtarı mı kesildin? Kapı açık. Hayırlı günler Hafız Efendi. Ay geçmişler olsun. Rahatsız etmiyorum ya inşallah. Rahatsızlık da ne demek? O nasıl lakırdı öyle? Hiç rahatsız olur muyum? Buyurun, buyurun. Diyorlar ki, Muzaffer Ali'nin yeri size malum olmuş. Öyle mi? He, oldu. Tam olarak ne gördünüz acaba? Bebeğin yanında bir kadın var idi. Bale. Nasıl bir kadındı, neye benziyordu? Adres falan belli mi? Cık. Hafız Efendi, sizin kudretinizden sual olunmaz. Benim bu bebenin yerini bulmam lazım. Şimdi bir dahaki rüyanızda biraz daha teferruat rica edeceğim. Anlıyorsunuz değil mi? Tabii. Ne demek? Adı Al Yanak'tan. Gül Yanak'tan gelen Hori. İlk hep size haber vereceğim. İyi madem. Yaşa. Yüce Rabbimin bana bahşettiği bu sanatı para karşılığı icra edemem. Gel. Hay Allah. Keşke bir hediye falan getirseydim yani. Sayenizde gönlüm Gülizar makamında tamburi İshak Beşrevi'ni terennüm etmekte hanımefendi. Bundan güzel hediye mi olur? Çok teşekkür ederim. O vakit tekrar görüşmek niyetiyle diyorum. Size iyi uykular. Niye saldınız şimdi dışarı? Bak Cemşir, sırf senin lafınla kimseyi tutuklayamam. Kanun böyle işlemez. Hadi şimdi bizi rahat bırak da işimizi yapalım. Tamam komutanım, tamam. Ama o herif benim torunuma bir şey yaparsa ben de bu işten seni mesul tutarım. Bunu böyle bilesin. Sen kimi tehdit ediyorsun be adam? Ha? Al onu bu adamı dışarı hadi. Thank you.
Ulan Deyus. Çek elini. Paçayı sıyıracağını mı zannettin? Çocuğu senin kaçırdığını anlatacağım kızıma. Anlat. Jandarma komutanını bile inandıramadım. Kızını mı inandıracaksın? Bana bak Cemşir. Elinde hiçbir kanıt yok. Senin sözüne karşılık benim sözüm. Kimi inandırabileceğini zannediyorsun? Ha? Şimdi defol git. Çeneni de kapalı tut. Tabii torununun yaşamasını istiyorsan. Sakın unutma. En ufacık bir hatanda torunun geberir. Anladın mı Cemşir? Bana bak kardeşim. Gidip konuşacaksın. İfadeni değiştireceksin. Bana evi yakmamı Orhan söyledi diyeceksin. Yapamam. Eğer konuşursam beni de ailemi de öldürür o herif. O herif öldürmezse ben öldüreceğim lan! Kemal gözünü seveyim gardiyanlar. Kemal diri diri yaktırdı lan anamı. Diri diri yaktırdı lan. Nasıl rahat uyuyacaksın ha? O herif dışarıdayken nasıl rahat uyuyacaksın? Bırakın lan! Bırakın! Nasılsın Halideciğim? Seni iyi görmedim. Nereden böyle? Avukatımdan geliyorum. Hala Kemal'i kurtarabileceğini düşünüyorsun öyle mi? Bence boşuna çabalıyorsun. Bebeği kaçıranın ne olduğu gün gibi aşikar. Ben bundan senin kadar emin değilim ona. Ama Kemal'i kurtarmak için de daha fazla çabalamaya niyetim yok. Ben de bu yüzden avukatımla görüştüm. Kemal'in artık müdafaa edilmek istemediğini söyledim. Müdafaa edilmek istemiyor demek. Suçunu itiraf etmeyi mi düşünüyor? Mesele bu değil Orhan. Kemal her şeyi biliyor. Neyi biliyor? Evi yaktıranın sen olduğunu. Benim de bunu bilmeme rağmen ondan gizlediğimi. Nereden öğrenmiş peki? Anlaşılan evi yaktırdığın adam söylemiş. Bak Orhan. Ben Kemal'i kaybettim. Daha fazla kaybedecek bir şeyim yok artık. Ama sen korksan iyi edersin. Neden korkacakmış? Hapse girmekten. Bu adam Kemal'e her şeyi anlattığına göre mahkemede de pekala konuşabilir. Öyle bir şey olmayacak kardeşim. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.